Herkese merhaba. Dizinin son bölümünde neler yaşandı? Ve yeni bölümde neler olacak? Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Dizinin son bölümünde Afife Hira'nın partiye gitmesini engellemek için derneğe götürmüştü. Bölüm Orhun'un çalışma odasında Neva ile çalışmasıyla başlıyor. Bir müddet sonra Orhun telefonla Hira'yı aradı. Orhan Hira'ya neden hala gelmedin diye sordu. Orhan Hira'ya istiyorsan seni oradan alayım dedi. Hira Orhun'a kurs arkadaşlarımla sonra da tanışabilirim dedi. Hira Orhun'a burada kalmam gerekiyor çünkü burada çok değerli insanlar var dedi. Orhan Hira'ya sıkıldığın zaman beni arayabilirsin dedi. Orhun telefon görüşmesini bitirdikten sonra Neva'nın getirdiği dosyaları incelemeye devam etti. Neva, Orhun ve Hira'nın partiye gidememesine çok sevindi. Afife de Hira'nın partiye gidememesine gizlice seviniyor. Evin mutfağında Gonca ve Musa sohbet ediyorlar. Gonca Musa'ya Afife'nin gençlik fotoğrafını tamir etmesini söylemişti. Musa Gonca'ya fotoğrafçı yırtılan fotoğrafı orijinal gibi yapacaktır dedi. O esnada Şevket mutfağa girince Gonca ve Musa'nın sohbeti yarım kaldı. Şevket ufak bir rahatsızlık yaşadığı için Musa'ya Afife'nin hizmetine bakmasını istedi. Diğer tarafta ise Fikret hastane odasında Feriha ile sohbet ediyorlar. Fikret'in durumu gittikçe daha da kötüleşiyor. Feriha Fikret'e son günlerimiz olsa da seninle evlenmek istiyorum dedi. Fikret Feriha'ya bu kötülüğü sana yapamam evlenemeyiz dedi. Feriha çok az bir zamanımız olsa da hayalimizi gerçekleştirmek istiyorum dedi. Fikret Feriha'ya ne kadar ısrar edersen et evlenemeyiz dedi. Fikret'in sözleri Feriha'yı epey üzdü. Diğer tarafta ise Kenan ve Nurşah yeni bir iş almıştılar. Kenan ve Nurşah mahkeme duruşmasından çıkmıştırlar. Kenan ve Nurşah davayı kazanmıştırlar. Davayı kazanan adam Kenan ve Nurşah'a çok teşekkür etti. Adam gittikten sonra Kenan Nurşah'a senin şansınla davayı kazandık dedi. Kenan Nurşah'a bu davayı kazanmak bize yeni işler getirecektir dedi. Kenan ve Nurşah işleri sebebiyle ayrı yerlere gittiler. Hira toplantı odasında kadınlarla sohbet etmeye devam ediyor. Kadınlar müzayedeye getirdiğiniz eşsiz resim tablosu bizlere şereflendir dedi. Kadınlar resim sanatıyla ilgili Hira'ya sorular sormaya başladılar. Hira verdiği cevaplarla kadınları ve Afife'yi şaşırttı. Hira sanata ve bilgiye ne kadar açık olduğunu herkese göstermiş oldu. Kadınlardan bir tanesi Afife'ye müstakbel gelenin her toplantıda görmek isteriz dedi. Demirhanlı evinde ise Orhun ve Neva odada çalışmaya devam ediyorlar. Bir müddet sonra Ali odaya girdi. Ali Orhun'a Hira'yı evde bulamıyorum dersim için yardıma ihtiyacım var dedi. Orhun ve Neva biz sana dersinde yardımcı olacağız dedi. Ali'nin ödevi şiir ezberlemektir. Ali şiir ezberlemekte zorlandığı için Neva Ali'ye başka bir teknik gösterdi. Ali Neva'nın tekniğine göre şiiri ezberlemek için deftere sürekli yazıyor. Ali Neva'nın tekniğini beğenmedi, şiiri ezberleyemedi. Ali Orhun'a Hira burada olsaydı kesin ezberlerdim dedi. Neva içinden konuşarak hem Orhun hem de Ali adeta Hira'ya bağımlı olmuşlardır dedi. O esnada odanın kapısı çaldı ve odaya Hira girdi. Ali Hira'yı görür görmez hemen Hira'ya sarıldı. Ali Neva'nın elindeki şiir kitabını hızlıca aldı ve Hira'ya verdi. Neva dışlanmışlık duygusunu hissetti. Hira ve Ali odadaki sandalyeye oturdular ve ders çalışmaya başladılar. Orhun keyifle ikiliyi seyrederken Neva sinirli bir şekilde seyrediyor. Hira Ali'ye şiirin ilk mısrasını ezberletti. Orhun Ali'nin mısrayı ezberlemesine çok şaşırdı.
Neva gördüklerine daha fazla dayanamadı. Neva dosyalarını aldı, Orhun'a daha sonra çalışırız dedi ve odadan ayrıldı. Diğer tarafta ise Kenan ve Nuşa adliye dönüşü ellerinde poşetlerle ofise girdiler. Ofisteki Ceylan ve Fatih neler olduğunu anlamaya çalıştılar. Nuşah Ceylan'a küçük kıza sürpriz tiyatro gösterisi yapacağız dedi. Nuşah kızın okul gösterisine katılamadığı için kendisine böyle affettirmeye çalışıyor. Ofisteki herkes gösteri için hazırlıklara başladılar. Dakikalar ilerledikçe ofistekiler süslemeyi bitirdiler. O esnada Kenan'ın telefonu çaldı. Telefondaki kişiye Kenan'a avukatlık hizmeti artık yapmamasını söyledi. Kenan bugün ikinci kez avukatlıktan azlediliyordur. Demirhan'la evinde ise Afife salonda sinirli bir şekilde oturuyor. Bir müddet sonra Neva Afife'nin yanına geldi. Ne var Afife'ye, toplantı nasıl geçti diye sordu. Afife Neva'ya Hira'da bir şans var dedi. Afife Neva'ya tam Hira'yı hakladığını düşünüyorsun ve bir anda Hira kazanmış olarak karşına çıkıyor dedi. Neva Afife'ye gerçekten çok haklısınız dedi. Afife Neva'ya biz yokken Orhun'la nasıl zaman geçirdiniz diye sordu. Neva Afife'ye Orhun'un sürekli aklı Hira'da ve hiçbir şeyle ilgilenmiyor dedi. Neva Afife'ye işimiz gerçekten çok zor, şimdi ne yapacağız diye sordu. Afife Neva'ya pes etmeyeceğiz ve gittikçe daha da sert tedbirler alacağız dedi. Afife Neva'ya eninde sonunda Hira'yı yere düşürmeyi başaracağız dedi. Akşam vakti oldu. Diğer tarafta küçük kız ofisteki süslemeleri görünce çok sevindi. Nuşah küçük kıza gösterine gelemediğim için çok üzgünüm dedi. Nuşah küçük kıza bana burada bir gösteri yapar mısın dedi. Küçük kız gösterisi için ofistekilere birer rol verdi. Kenan prens ve Nuşah prenses oldu. Küçük kız tiyatroyu yöneten bir yönetmen gibi herkese ne yapması gerektiğini söylüyor. Ofistekiler eğlenceli dakikalar geçiriyorlar. Küçük kızın tiyatro gösterisi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'dir. Prenses olan Nuşah yediği elmadan dolayı bayılmıştır. Prens Kenan Prenses Nuşah'ı yanağından öperek uyandırmaya çalıştı. İkili birbirlerine tutkuyla baktılar. Kenan Nuşah'a tekrar uyumasını söyledi. En sonunda küçük kız ve Kenan Nuşah'ın yanaklarından öptü ve Nuşah uyandı. Tiyatro gösterisi Kenan ve Nuşah'ı epey keyiflendirdi. Demirhan'la evinde ise Hira yatak odasında endişe ve üzüntüyü bir arada yaşıyor. Hira partiye gidemediği için üzgündür. Bir müddet sonra Musa odaya girdi. Musa Hira'ya Orhun seni evin salonunda bekliyor dedi. Hira merakla evin salonuna doğru yürümeye başladı. Hira evin koridorunda süslenmiş mumları gördü. Hira evin salonuna girdi ve süslenmiş yemek masasını gördü. Orhun Hira'ya bir kırmızı gül hediye etti. Orhan Hira'ya partiye tam zamanında geldin dedi. Hira şaşkınlıkla Orkun'a neden böyle bir şey yaptın dedi. Orhun Hira'ya telefonda seninle konuşurken toplantıda zorla alıkonulduğunu anladım dedi. Hira mütevazi davranarak Orhun'a toplantıda kalmayı ben istedim dedi. Orhan Hira'ya her şeyin farkındayım dedi. Orhan Hira'ya bu dansı bana lütfeder misiniz dedi. Orhun ve Hira romantik bir şekilde dans etmeye başladılar. Orhun ve Hira dakikalarca dans etmeye devam ettiler. Orhan Hira'ya ne kadar süre kaldı diye sordu. Hira Orhun'a neye diye sordu. Orhan Hira'ya annemi ikna etmen için sana tanıdığım bir aylık süreden ne kadar zaman kaldı dedi. Hira Orkun'un sorusuna ne yazık ki bir cevap vermedi. Orhan Hira'ya bir hedefe odaklanırken sana bakmayı çok seviyorum dedi. Orhan Hira'ya seni seyrederken azmini ve gücünü görebiliyorum dedi. Orhan Hira'ya seninle evleneceğimiz günü bekliyorum dedi. Orhan Hira'ya anlaşmamız bir ay ve bir gün bile süreyi uzatmayacağını dedi.
Hira Orhun'a ne diyeceğini bilemiyor, utanarak gözlerine Orhun'dan kaçınmaya çalışıyor. Orhun ve Hira dans ettikten sonra romantik yemek masasına oturdular. Orhun ve Hira hazırlanan yemeği afiyetle yediler. Daha sonra ikili uyumak için odalarına gittiler. Ertesi gün oldu. Hira kursa gitmek için hazırlanmıştır. Hira eğitim alacağı kursa geldi. Hira kurstayken epey heyecanlıdır. Neva Orhun'a yakınlık kurmak için Ali'yi kullanmayı deneyecektir. Neva'ya göre Ali'ye kendisini sevdirebilirse Orhun'u elde etmek daha kolay olacaktır. Afife Nurşah'ın yanına gitmek için evden ayrıldı. Orhun da iş için şirketine gitmiştir. Hira da kurstadır. Neva bu durumu fırsata çevirmek için Ali'yi okula götürmeyi düşündü. Neva Ali'yi kendi arabasına bindirdi ve okula doğru yola çıktılar. Yolda Neva'nın arabası aniden arızalanıyor. Aksilikler Neva'nın peşini bırakmıyor. Orada Ali bir anda rahatsızlanıyor ve nefes darlığı çekmeye başlıyor. Neva Ali'ye bir şey olacağı için korkmaya başladı. Neva arabasının sonunda çalıştırabildi ve direkt hastaneye gitti. Afife ise Nurşah'ın karşısına bir kez daha dikildi. Afife Nurşah'tan bir an önce eve geri dönmesini ve evliliğini bitirmesini istedi. Nurşah'ın tepkisi Afife'ye karşı sert olacaktır. Afife eve geri dönerken Neva'dan Ali'nin hastaneye yatırıldığını öğrendi. Herkes endişeli bir şekilde hastaneye gittiler. Neva yaşananları Afife'ye anlattı. Afife Neva'ya yanlış bir şey yaptığını ve bu sebepten dolayı Orhan'ın çok kızacağını söyledi. İlerleyen dakikalarda Orhun hastaneye geldi. Neva yaşananları Orhun'a anlattı. Orhun Neva'ya Ali ile bir daha hiçbir şekilde ilgilenmemesini söyledi. Böylece Neva bir kez daha dışlanmışlığı hissetti. Sizler de bölüm hakkında düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın.